Merhabalar arkadaşlar, sorumuza baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi doymamış yağ türlerinden birisi değildir demiş. Doymamış yağ türleri arkadaşlar sıvı yağlardır. Baktığımızda zeytinyağı, mısır yağı, ayçiçek yağı ve pamuk yağı doymamış yağ türlerindendir. Ancak margarin katı bir yağdır. Tereyağı gibi, margarin gibi katı yağlar ise doymuş yağ sınıfındadır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Tereyağı ve margarin ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Bakalım. Birinci öncülümüzde doymuş yağlar olmaları ortaktır. Her ikisi de katı yağdır ve doymuş yağ olacaktır arkadaşlar. İkinci öncülümüze baktığımızda doymamış yağların hidrojenasyon ile doyurulması sonucu elde edilmeleri bu margarinler için geçerlidir. Sıvı yağlar hidrojenle doyurularak margarin elde edilir. Ancak tereyağı arkadaşlar hayvansal kaynaklıdır. Dolayısıyla ortak değildir. Yalnızca hayvansal kaynaklı olmaları da bu tereyağı için geçerlidir. Margarinler arkadaşlar bitkisel kaynaklı da olabilir. Dolayısıyla her ikisi ortak olan yalnız bir, yani A seçeneği olmalıdır. Çamaşır sodası, yani sodyum karbonat, yukarıdaki alanlardan hangilerinde kullanılır? Sodyum karbonat cam üretiminde, fotoğrafçılıkta, sabun ve deterjanda, diş macunu üretiminde, suyun arıtılmasında, kağıt sanayisinde kullanılır. Baktığımızda cam üretiminde kullanılacaktır arkadaşlar. Gıda sanayisinde, gıda üretiminde pH ayarı için kullanılır. Doğru, kullanılır. Temizlik malzemesi üretimi için de yine kullanılacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3, yani E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi hazır gıdalarda katkı maddelerinin kullanılma amaçlarından birisi değildir demiş. Baktığımızda raf ömrünü uzatmak istenilen bir durumdur arkadaşlar ve bu amaçla kullanılır. Topaklanmayı önlemek de yine hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerinin amaçlarından birisidir. Kıvamı ayarlamak aynı şekilde. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, hazır gıdaların böyle bir işlevi yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Oksitlenmeyi önlemek, yani antioksidantlar kullanmak arkadaşlar yine istenilen bir durumdur. Cevabımız D seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki gıda katkı maddelerinden hangileri insanların tüketimi için üretilmiş gıdalarda bulunamaz? Baktığımızda renklendiriciler bulunur arkadaşlar. Antibiyotikler bulunamaz. Antibiyotik bir ilaçtır. Reçete ile satılır arkadaşlar. Gıda katkı maddelerinde bulunması zaten beklenmez. Tatlandırıcılar bulunur. Lezzet geliştiriciler tüketicinin daha dikkatini çekmesi için mutlaka bulunacaktır. Ancak antibiyotik arkadaşlar kesinlikle bulunmaz. Bu yüzden doğru cevabımız B seçeneği yalnız 2 olacaktır. Yukarıda çizgi maket formülü verilen sabunla ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş? Sabunun yapısını incelediğimizde kuyruk ve baş kısımdan oluşmaktaydı. Kuyruk kısmı karbon ve hidrojenden oluşan kısımdı. Dolayısıyla apolar hidrofob kısımdır diyoruz kuyruk kısmı için. Baş kısmı ise polar, suyu seven anlamına gelen hidrofil kısımdır. Bu kısma baş dedik, bu kısma kuyruk diyoruz. Öncüllerin yorumuna geçelim. Birinci öncül beyaz sabunun formülüdür. Arkadaşlar sabunun yapısını incelediğiniz zaman eğer sodyum tuzu olan bir sabunsa beyaz sabun, potasyum tuzu bir sabunsa Arap sabunu şeklinde sınıflandırıyoruz. Buraya tekrar yazalım. Sodyum olduğu zaman beyaz sabun, diğer ismi katı sabundur. Potasyum tuzu olduğu zaman sabun Arap sabunudur veya yumuşak sabun olarak da bilinir. Buraya baktığımızda sodyum tuzu şeklinde olduğu için sabunumuz beyaz sabundur ifadesi doğrudur. İkinci öncül A kısmı hidrofob, B kısmı hidrofildir. A kısmı kuyruk kısım dedik. Apolar olduğu için suyu sevmeyen hidrofob kısımdı. B kısmı polar kısım olduğu için hidrofil kısmıydı. Burada doğru bir eşleştirme yapılmış. Üçüncü öncül A kısmı kire, B kısmı suya tutunarak kiri ortamdan uzaklaştırır. Arkadaşlar kir de apolar yapılıdır, yani hidrofobtur. Benzer benzeri çözer mantığıyla sabunun hidrofob kısmı kire tutunurken polar kısmı baş kısmıysa, yani hidrofil kısmı suya tutunacak. Çünkü su da polar yapılıdır. Benzer benzeri çözere göre aklınızda tutabilirsiniz. Üçüncü öncülümüz de doğrudur diyoruz. Sorumuzun cevabı E şıkkı. Kişisel temizlik maddeleri olan şampuan, diş macunu ve sabunun olumsuz etkileri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz? Bakalım. Vücuda yararlı olan bazı bakterilerin sayısını azaltır. Bu arkadaşlar olumsuz bir etkisidir, yer alacaktır. Bazı mikropları öldürerek dezenfektan işlevi görür. Bu yararlı bir etkidir. Dolayısıyla bu zararlı etkiler arasında yer almaz.
temiz su kaynaklarına karışarak kullanılabilir su miktarını azaltırlar ifadesi de yine olumsuz bir etkisidir arkadaşlar. Dolayısıyla bizden yer almazı soruyor. Cevabımız yalnız 2, yani B seçeneği olmalıdır. Sabunlar ve deterjanlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Bakalım arkadaşlar. Deterjanlar su ve çevre kirliliğine neden olur ifadesi doğrudur. Bildiğiniz gibi deterjanlar genellikle petrol türevlerinin çeşitli kimyasallar tepkimesinden oluşur. Doğada kolaylıkla parçalanamazlar arkadaşlar. Bu yüzden toprak ve su kirliliğine neden olur. Sabunlar sel sulardaki kalsiyum ve magnezyum katyonlarını çöktürür ifadesi doğrudur. Ve burada sabun arkadaşlar sel sularda sabun taşı oluşturur. Sabun temizleme özelliğini kaybeder ancak suyun sertliği de bir nebze giderilmiş olur. Deterjanlar genelde petrokimya türevlerinden üretilir ifadesi doğru olacaktır. Sabunlar hidrofil uç taşırken deterjanlar hidrofobik yapılardır. Yanlış ifadedir arkadaşlar. Hem sabunlar hem de deterjanlar hem hidrofil hem de hidrofob kısım taşırlar. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlıştır. E seçeneğimizde hem sabun hem de deterjan yüzey aktif maddelerdir ifadesi doğrudur arkadaşlar. Yüzey gerilimini düşürecekler, böylece temizleme gücü artacaktır. Cevabımız D seçeneği olacaktır. İlaçların fiziksel halleri ve formları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi hatalıdır? Bildiğiniz gibi ilaçlar katı, sıvı ve yarı katı halde olabilir. Baktığımızda ampul katı demiş arkadaşlar. Hayır, ampul sıvı formda olması gerekir. A seçeneği yanlış verilmiştir. Damla sıvı formdadır, doğru verilmiştir. Merhem yarı katı formdadır, doğru verilmiştir. Şurup sıvı formdadır, doğru verilmiştir. Kapsül de katı formda olacaktır, doğru verilmiştir. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki polimerlerin kısa adlarıyla eşleştirilmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir deniliyor. Teflon politetrafloroetilen olarak bilinmekte. Birinci öncülümüz A ile eşleşiyor. Tekrar söylüyorum teflonu. Politetrafloroetilen şeklinde kısa adını yazabiliriz. İkinci polimerimiz polivinil klorür PVC olarak bilinmekte. 2'yi C ile eşleştirdik. Polietilen de PE şeklinde kısaltılmıştır. 3'te B dedik. Seçeneklere baktığımızda doğru eşleştirmenin D seçeneğinde olduğunu görüyoruz. Cevabımız D şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi bir polimer değildir denilmiş. Kevlar zırh yapımında kullanılan bir polimerdir. Yine naylon günlük hayatta oldukça kullandığımız bir polimer türü. Teflon yüzeylere yapışmayı engelleyen bir polimer türüdür. Protein doğal bir polimerdir. Amino asitlerin peptit bağıyla bir araya gelmesiyle oluşurlar. Protein yapılı polimerlere örnek olarak keratin, jelatin, ipek verilebilir. D şıkkı da doğru. E şıkkına baktığımızda zeytinyağı denilmiş. Arkadaşlar besin maddeleri içerisinde protein ve karbonhidratlar polimer yapısına sahip olabilirlerken yağlar polimer yapısına sahip değildirler. Zeytinyağı da bir yağ çeşidi olduğundan dolayı polimer değildir. Cevabımız E şıkkıdır. İçeceklerin ve gıdaların dezenfektasyonunda yukarıdaki kimyasallardan hangileri kullanılabilir demiş. Baktığımızda sodyum hipoklorit kullanılabilir arkadaşlar. Aynı şekilde ozon kullanılabilir. Üçüncü öncülümüzde sodyum stearat yani beyaz sabun vardır. Beyaz sabun böyle bir işlevi yoktur arkadaşlar. Kullanılamaz. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olmalıdır.